Evet, Özgür Özel'in ve Sezgin Tanrıkulu'nun ziyareti tabii ki önemliydi. Planlamamız dışında bu ziyarete yer verdik ama çok da önemli oldu gerçekten. Anlattı da kendisi, birinci ağızdan dinlemiş olduk. O yüzden Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Sekreteri Muharrem. Uğur Poyraz, pardon Muharrem Erkek, bugün isimler ve soyadlar konusunda bir problem var. Muharrem Erkek birazdan bizimle birlikte olacak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Onları birazcık bekleteceğiz, biraz sarkmamız oldu ama onlarla da konuşacaklarımız son derece önemli. Şu biraz önce söylediğim başlıkları hemen bir sorayım. Fikret Bila ve Faruk Bildirici. Faruk Bildirici, hemen bir kere şu Özgür Özel'le Sezgin Tanrıkulu'nun ziyaretini bir siyasi olarak değerlendirir misiniz? Bir ikincisi de Barış'ın söylediğini önce size sorayım, sonra Fikret Bila'ya. Aslında icraatta değiller, mühim olan bu kamuoyunda tartışılsın ve şu anda diğer meselelerin önüne çıksın. Buradan da milliyetçi muhafazakar taban konsolide edilsin. Ne diyorsunuz? Şöyle, gerçekten Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır annelerinin ziyaretini çok önemsiyorum. Çünkü siyasi iktidar ve iktidara yakın medya CHP'yi ve Millet Partisi'ndeki diğer partileri sürekli terörize edip yani PKK, HDP'ye çok yakın parti, onlar da işte terörle teröre yakınlar gibi bir noktaya getirmek istiyor ve bunun baskısını sürekli sürdürüyor. O nedenle bunun dışına çıkmak için, yeni siyaset üretmek için bu tarz ziyaretler, bu tarz çıkışlar çok gerekliydi ve o nedenle de çok önemsiyorum doğrusu bu ziyareti. Ellerindeki önemli bir kozu almış oldular böylece. Aslında bu ziyaretin çok daha önce yapılması gerekirdi bence. Yani Diyarbakır anneleri HDP binasının önünde çadır kurduklarında hemen gitmeliydiler diye düşünüyorum. Ama tabii hemen şunu da eklemek lazım. Aslına bakarsanız cumartesi annelerinin de siyasiler tarafından sürekli ziyaret edilmesi ve onlara da eylemler için izin verilmesi gerekirdi. Zaten Tayyip Erdoğan cumartesi annelerine çok önce faili meçhulleri aydınlatmak konusunda söz vermişti. O sözünü de yerine getirmemişti. Onu da sürekli hatırlatmak lazım tabii. Ya bu ülkede hiçbir ana ağlamasın, analar ağlamasın diye kampanya başlatan, çözüm süreci başlatan ki Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi onu da unuttu zaten. Sürekli ortamı terörize ediyor. Nasıl terörize ediyor? Hani partilerin kapatılmasını konuşuyorduk baştan beri. Şu anda aslında HDP kapatılmamış olsa bile binlerce yöneticisi cezaevinde olan, eski genel başkanı Selahattin Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hapiste tutulan bir parti durumunda. Yani zaten şu anda parti yönetenler ikinci, üçüncü kadrolar aslına bakarsanız. Şu anda kapatsanız bile bu partiyi yine birileri gelip o partiyi, o geleneği devam ettirecektir zaten. Fakat bu siyasi iktidar böyle bir ortam yaratmaktan mutlu oluyor. HDP'nin kapatılması konusunda ben MHP'nin samimi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bunu istiyorlar. Ama AKP'de az önce Fikret Bilal'ın söylediği gibi kapatma konusunda tam bir karar verilmiş olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Ama bir yandan MHP'yi tatmin edici girişimlerde bulunmak, öyle açıklamalar yapmak, ama bir yandan da yine de bu ortamı sürdürmek ve sizin de söylediğiniz gibi o milliyetçi tabanı konsolide etmek gibi yaklaşım var. Şimdi Türkiye'de zaten aslında siyasette şöyle bir problem var. Koalisyon partileri koalisyon yaptıkları zaman ya da bir ittifak yaptıkları zaman kendi siyasi renklerini, kendi çizgilerini kaybediyorlar. Biz bunun en önemli örneklerinden birini DYP-SHP koalisyonunda gördük. SHP-DYP ile koalisyon yaptığında, yani Erdoğan'ın önü Süleyman Demir ile koalisyon yaptığında kendi çizgisinin rengini kaybetti. Sanki Sosyal Demokratik Parti değilmiş gibi oldu orada. Şimdi aslına bakarsanız MHP ile AKP de benzer bir sorun yaşıyor. İkisinin çizgileri iç içe geçiyor. Fakat anlaştıkları çok önemli nokta var. Siyasi iktidarlarını korumak. O nedenle çatışma noktasını getirmeden o benzeşmeyi sürdürüp götürüyorlar. Ama işin öbür tarafı, yani Millet İttifakı aslında bu sözünü ettiğim, yani koalisyon ya da ittifak halindeyken kendi çizgisini kaybetmeme noktasında önemli bir örnek sergiliyor şu anda. Yani Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklar konusundaki sergilediği tutum çok önemli bence. Yani bir yandan HDP ve PKK'ya karşı tutumlarını koruyorlar, bunu açıklıyorlar. Ama bir yandan da sırf siyasi iktidarın oyununa gelmek için ya da onun oyununda bir aktör olmak için diyorlar ki biz millet iradesine saygılıyız, milletin seçtiği milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmasına karşı. Bu nokta çok önemli. Çünkü hem kendi çizgilerini koruyorlar hem de ortaklık sergiliyorlar. Bunun temel nedenini ben şurada görüyorum.
Çünkü şu anda Türkiye'de adı konmamış da olsa bir demokrasi ittifakı oluştu. Yani demokrasi ittifakından kastım şu, siyasi iktidarda MHP, AKP, BBP var. Onun karşısındaki diğer partiler ki hatta devama gelecek bile bence adı konmamış olsa bile bu cephedeler. Şu öyle bir noktadalar ki iktidarın işine yarayacak herhangi bir davranış, herhangi bir hareket bu ittifakı, demokrasi ittifakını destekleyen taban tarafından, seçmen tarafından itiraz görüyor. Onlar tarafından hoşlanılmıyor. Bunu bildikleri içindir ki zaten ne olursa olsun bu Millet İttifakı'nı bozacak bir davranışta bulunmamak açısından bir ortaklık sergiliyorlar. Yani özetlersem hem kendi çizgilerini koruyorlar hem de o demokrasi ittifakını korumak noktasında ortaklık sergiliyorlar. Bu da aslında Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar sürdürdüğü ve kolaylıkla CHP'nin özellikle hemen o oyunda ister istemez oy vermek ya da desteklemek durumunda kaldığı geçmişteki bir takım şeylerin dışına çıktığını gösteriyor. Zaten ben şunu görüyorum. Evet. Aslına bakarsanız pandemi koşullarını bir kenara bırakalım. Yılbaşından itibaren Millet İttifakı partileri hem İYİ Parti hem de CHP özellikle ikisi de daha aktif, daha atak bir siyaset sergiliyorlar. Pandemi koşulları olmasaydı biz bu atak siyaseti çok daha net görecektik ve sonuçlarını da daha rahat algılayabilecektik. Her ne kadar bu işte kamuoyunu yönlendirmeye çalışan kamu araştırmalar olmasaydı bunlar daha da iyi görülecekti diye düşünüyorum. Önemli noktalar. Fikret Bey? Evet, şimdi bu ziyaret çok önemli bence. CHP'lilerin bu ziyareti. Bir kere iktidarın elinden siz işte bu ziyaret yapamazsınız, onlarla ilgilenemezsiniz gibi bir propaganda yapıyordu iktidar her zaman. Sanki bu anneler AK Parti'nin ilgi tekelindeymiş, ilgi alanı sadece AK Parti'ymiş gibi bir hava veriyorlardı. Aslında öyle değil. Örneğin Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Milletvekili Cemal Engenyurt'ta Ocak ayında gidip bu anneleri ziyaret ettiler. Onların dertlerini dinlediler. Yani bütün siyasi partilerin ilgilenmesi gereken bir olay. Sonuç olarak bir anne yüreği, anne acısı söz konusu. Annelerin acılarını yarıştırmak, karşılaştırmak çok yanlış bir yaklaşım. Cumartesi anneleriyle bu anneleri, Diyarbakır annedeki anneleri sanki karşıt annelermiş gibi görmek de çok büyük bir hata. Ve devletin de bu annelere aynı şekilde yaklaşması görevi. Yani bir kesimini yerde sürüklerken cumartesi annelerini öbür anneleri sürekli övmek, korumak gibi. Yani elbette korumaları, yanlarında olmaları gerekir ama cumartesi annelerine de aynı muamele yapmaları gerekir. Ama CHP bu ziyaretle ve Demokrat Parti bu ziyaretiyle bu konuyu AK Parti'nin propaganda malzemesi olmaktan çıkarmışlardır. Gerçekten bu annelerin sorunun çözülmesi gerekiyor. Barış Terkoğlu'nun sorusuna gelince o yoruma katılıyorum. Çünkü şöyle bir bilgi vereyim. Fezlekelerin işleme girmesi çok uzun zaman alacak ve sürekli tartışılacak. Önce bir alt komisyon kurulacak. O alt komisyonda bütün fezlekeler ki bazıları 1000 sayfadan fazla tek tek okunacak, incelenecek ve milletvekilleri gelip bu alt komisyonda konuşacaklar, kendi savunmalarını yapacaklar. Ve bir ay içerisinde bu işlem bittikten sonra bir ay sonra da bir rapor yazılacak. Bu rapor daha sonra üst komisyona, ana komisyona gidecek. Bu süreç tekrarlanacak. Üst komisyonda raporla beraber bütün fezlekeleri tek tek okuyacak, irdeleyecek, tartışacak ve milletvekilleri gelip orada da savunma yapacaklar. Ve ondan sonra bir ay daha beklenecek ve rapor çıkacak. Yani bu aylarca sürecek bir süreç. Bu süre içerisinde büyük ihtimalle Barış'ın tamir ettiği gibi siyaset gündeminde işte fezlekeler, HDP'liler, HDP'nin kapatılması, meclisten dışarı çıkartılması tartışılacak ve bu gündemi önemli ölçüde örtecek. Zaten bu konuda iktidar başarılı, bunu kabul etmek lazım. Yani ekonomi çok zordayken, işsizlik zirvedeyken, enflasyon çok yüksekken, millet her gün kepenk kapatırken, evine ekmek götürme derdindeyken, bayat ekmek kuyruğundayken öyle projeler ortaya getiriyor ki gündemi biraz da medyayı kontrol edebildiği için gündemi kapatabiliyor, örtebiliyor. Yani işte bugün konuştuğumuz gibi HDP'nin kapatılması böyle bir olay. Uzaya çıkmak, Ay'a gitmek, Batı Karadeniz'de bulunan doğal gazla zenginlik vaat etmek, işte Ayasofya'yı açmak, olmadı yepyeni bir anayasa yazalım demek. Bütün bunlar aslında soyut, halkın günlük yaşamına dokunmayan projeler ve bu projelerle gündem dolduruluyor. Evet. Şimdi işte insan hakları eylem planı artı
yeni anayasa diye bir gündemimiz var. HDP'nin kapatılması diye bir gündemimiz var. Ama bayat ekmek, ekmek kuyruğu gibi, işsizlik gibi, enflasyon gibi gündemimiz gerçekten var ama tartışamıyoruz. Şu anda bizim yaptığımız gibi. Barış, Emin, var mı sorunuz yoksa teşekkür edelim mi? Teşekkür edelim. Fikret Bilal, çok teşekkür ediyoruz. Faruk Bildirici, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.